geliyor biliyorsunuz bebek yeleği yapabilirsiniz bu yelekten kendinize yelek yapabilirsiniz e, ceket yapabilirsiniz ne bileyim yani aklınıza şu anda benim aklıma gelmiyor heyecandan aklınıza ne gelirse yapabilirsiniz ve çok kolay çok güzel duruyor benim şöyle lif ipiyle yapacağım bugün bu örneği ama normal iple daha da şık duruyor bunu söyleyeyim size Yine elimde hani uyumlu olan birbirine uyan nasıl ipler varsa onlarla yapmaya çalışıyorum tığım 2.10 milimlik bir tığ İsterseniz hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten yeşil ipimizi alıyoruz. Bu lif ipi ince olduğu için çok tok durmayabilir. Model güzel duruyor çünkü tok duruyor. Şöyle tığımıza ipimizi sabitliyoruz arkadaşlar. Zincir çekiyoruz. Zincir çekerek başlıyoruz. Siz başladığınız zaman ne kadar ne örecekseniz ona göre zincirinizi sayısını kısaltıp uzalt uzatabilirsiniz. Ben şimdi sizlere model göstereceğim için biraz küçük de başlasam yeterli. Saymıyorum o yüzden. Bir, birkaç tane daha yapayım. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi aldım. 1 2 3 4 tane baştan bırakıyorum. Şöyle Beşinciye batıyorum Bir tane ikili trabzan yapıyorum Yanındakine hemen şu Şekilde bir tane ikili trabzan daha yapıyorum Toplamda 3 trabzan yapmış olacağız Yanındakine Bu şekilde 3 trabzan yaptık 1, 2 zincir çekiyorum arada Tığıma ipimi alıyorum 2 tane bırakıp üçüncüye batıyorum yine Yine aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum 1 ve 2 ve 3'üncüyü yapıyorum. Yine aynı şekilde 2 zincir çekiyorum arada. Tığıma ipimi alıp 2 tane atla zincir bı bırakıp üçüncüye batıyorum. 1 hemen yanındakine 2 hemen yanındakine 3 Yine burada 1 ve 2 zincir çekiyorum yine 1 ve 2 tane bırakıp üçüncüye batıyorum 2 ve 3 ilk sıramız bu şekilde olacak arkadaşlar hemen başa gelip dönüyorum sizlere Evet arkadaşlar Bu şekilde tamamladık başta ve sonda boş kutumuz olacak Bunu sakın unutmayın Şimdi burada 1 2 3 3 ve 4 zincir çekiyorum ve çeviriyorum modelimi tığıma ipimi alıyorum boşluğa hemen bir ilmek alıyorum şunu sabitleyelim Evet yine aynı 2 3 4 isteyen 5 6 çıkartabilirsiniz ve karşı boşluğa 1 2 3 ve 4 ve hepsini birden şu şekilde topluyorum. Kapatıyorum. Arada 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. İlki oldu. Tığıma ipimi alıyorum. Yine aynı yere bakın. 1 ve 2'ye doldurduk. 2'ye bir tekrardan dolduruyoruz. 1 2 3 ve 4. Tığımızı ipimizi yine alıyoruz. karşılık boşluğa 1 2 3 ve 4. Hepsini birden şu şekilde topluyoruz. Kapatıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Bakın. Yine aynı şekilde hemen bir önceki dolduğumuz yere bir daha doluyoruz. 1 2 3 ve 4. 5.'yi alıyorum ve diğer kutuya geçiyorum. 1 2 3 ve 4. Hepsini birden şu şekilde topluyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine gösteriyorum. Tığıma ipimi aldım. Hemen bir önceki dolduğum yere. 1 2 3 ve 4. Tığıma ipimi aldım. Karşıdaki boşluğa. 1 2 3 ve 4. Hepsini şu şekilde topluyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine devam ediyoruz. 1 2 3 ve 4. Boşluğa ikinci 1 2 3 ve 4. Toplamda iki tarafınki 8 tane. Hepsini şu şekilde topluyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ve sonuncuyu yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. İpim bayağı bir dolaştı galiba gelmiyor. Son boşluğumuza 1 2 3 4. Topluyoruz hepsini. 1 2 zincir çekiyorum ve buradaki boşluktaki şöyle doldurduk hemen ilk baştaki zincirine şu şekilde batıyorum bir tane trabzan yapıyorum ikinci sıramda bu şekilde bitmiş oluyor arkadaşlar şimdi üçüncü sıramıza geçiyoruz diğer rengimizi alalım ipin ucunu bulamıyorum Evet ipimizin ucunu buldum şu şekilde hemen Diğer ipimizi bayağı bir inceymiş bu ipler. Model kalın iple tok duruyor. Daha güzel duruyor. Bu şekilde sabitledim. Çeviriyorum arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Hemen modelimizin şöyle ortadan batıyorum. Tam ortasına trabzanlarımı yapıyorum. bir bakın tam ortasına. 2 3 bu şekilde 3 tane trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum arada. Tığıma ipimi alıyorum. Topladığım yerin modelimin tam ortasına batıyorum yine. Zaten yeri belli. 1 2 ve 3 2 zincir çekiyorum. Modelimin tam ortasına yine batıyorum. 1 2 ve 3. 2 zincir çekiyorum modelimin ortasına. Evet. Hemen başa geleyim arkadaşlar. Evet. Bakın 3. sıramızda olduğu başa geldim. Başta yine 2 zincir çekiyorum ve şurada toplamış olduğum zincirle yukarı çıktığım zincirin bir tane bırakıp ikinciye şöyle tığımla batıyorum arkadaşlar. Tırabzanımı yapıyorum. Yine burada 1 2 3 4 ve 5 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Tığıma ipimi aldım. Şu ikinci sıradaki yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlk boşluğumuzdan 1 2 3 4 Şimdi karşıdaki boşluğumuza 1 2 3 ve 4. Hepsini topluyoruz ve kapatıyoruz. Arada 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tığımızla ipimizi alıyoruz. Hemen en son battığımız boşluğa 1 2 3 4 ve karşı boşluğa 1 2 3 ve 4. Topluyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Ve tekrardan. Bu kadar basit arkadaşlar. Hem çabuk ilerler hem de çok zevkli gidiyor gördüğünüz üzere. Her ipe uyumlu bir model. Yani yapmanızı tavsiye ederim. Bebek yeleklerine çok güzel gider. Çanta örebilirsiniz bu modelden. Bakın çok şık duruyor. Hemen bu sırayı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar sıramı tamamladım. Son yeri gene iki zincir çektim. Kapattıktan sonra şuradan bakın bir iki üçüncü yere şöyle batıyorum tığımla ikiye batayım en iyisi orayı çok sık yapmışım. Şöyle trabzanımı yapıyorum. Ondan sonra diğer ipimi hemen şu şekilde alıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip diğer ipimize geçiyoruz yine aynı şekilde yapıyoruz tığımıza ipimizi alıp hemen topladığımız başına şöyle 3 tane trabzan yapıyoruz modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar Dilerseniz birkaç renkle de yapabilirsiniz arada 2 zincir çekiyorum hemen yandaki topladığım baş yerine batıyorum Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Çok şık oluyor. Ben hemen bir iki sıra daha yapayım. Model daha güzel çıksın görün. Evet arkadaşlar bakın iki sıra daha yapınca ne kadar şık durdu ne kadar güzel durdu. İnşallah benim beğendiğim kadar sizler de beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda buluşmak üzere. Eğer bildirimleri açarsanız bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.